Bugün Türkiye'nin 81 ilinde dersimiz Filistin etkinliği düzenleniyor ve muhabirimiz Adnan Sular da Küçükçekmece Şehit Mehmet Güder İmam Hatip Lisesi'nde. Sayın Sular, gelişmeleri senden alalım, sendeyiz. Evet. Evet, gerçekten dünyamız biliyorsunuz çok ciddi bir sıkıntılı dönemden geçiyor. Özellikle Gazze'de maalesef dünyanın gözler önünde yaşanan bir katliam var. Tabii hal böyle olunca İslam ülkelerinden sesler oldukça yüksek bir şekilde yükselmeye protestolar da devam ediyor tabii ki. Ama bunlar yeterli mi? Elbette değil. Bunun için şu anda Türkiye'nin 81 ilinde birçok İmam Hatip Lisesi'nde şu anda dersimiz Filistin konulu etkinlik düzenleniyor. Ve şu anda sesleri duyuyorsunuz. Tekbir sesleriyle birlikte şu anda hem aslında 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması yapılıyor. Aynı zamanda hüzünlü bir şekilde maalesef Gazze'de yaşanan olaylara dikkat çekilmeye çalışılıyor. Tabii şimdi öğrencilerimiz bir açıklama yapacaklar. Bu açıklama şu anda Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Ben fazla sözü uzatmayacağım. Gencimiz burada, öğrencimiz açıklamayı okuyacak. Ben mikrofonu kendisine burada takdim ediyorum. Beraber dinliyoruz. Filistin'i yıllardır abluka altında tutan terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana yeni bir işgal girişiminde bulunmaktadır. Hatta buna soykırımla diyebiliriz. Camilerimiz, okullarımız, hastanelerimiz, kardeşlerimizin evleri bombalanmakta. Kadın, çocuk, yaşlı genç gözetmeksizin İsrail bir katliam yapmaktadır. Türkiye'den ümmet coğrafyasının çeşitli ülkelerinden gönderilen yardımlar sınır kapılarından içeri alınamamaktadır. Şehitlerimizin cenazeleri kaldırılamazken gazilerimizi tedavi etmek için ilaç ve tıbbi ekipmana ulaşılamamaktadır. Her şeyden öte Gazze'li çocuklar ve gençler tüm dünyanın Öğretmenler Günü'nü kutladığı bugün de temel haklardan olan eğitimi alamamaktadır. Bunu kendisini demokratik ve hürriyet savunucusu gösterenler, devletler sessiz bir şekilde izlemektedir. Bizler Gazze'deki kardeşlerimiz için Türkiye'den sesleniyoruz. Siyonist devlet İsrail'in işlediği savaş suçlarının bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Tüm vicdanı olan insanlığa çağrımızdır. Tek yürek olup bu soykırıma dur diyelim. Annelerinden, babalarından, ailesinden ayrılan, anne babalarının gözü önünde şehit olan, gazi olan çocuklar, velhasıl insanlık adına bu katliamı durdurun artık. Ümmet coğrafyalarındaki tüm kardeşlerimize bir çağrımız var. Arkadaşlar, biz burada cephede değiliz ama elimiz kolumuz bağlı bekleyemeyiz. Peki ne yapacağız? Sizleri boykota davet ediyoruz. Boykota katılarak İsrail'e karşı olmaya davet ediyoruz. Boykotla büyük sonuçlar alamayacağız belki ama karınca kararınca safımız belli olsun istiyoruz. Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde olduğu gibi, kişi sevdiğiyle beraberdir diyor, biz de Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade edebilmek üzere boykota devam ediyoruz. Son olarak Gazze'deki çocuklar da tüm dünyadaki çocuklar kadar yaşama hakkı ve eğitim alma hakkına sahiptir. Hiçbir çocuk eğitim hakkından mahrum edilemez. Biz inanıyoruz ki birçok ülkesinde bir vicdanı hür, aklı selim herkes bu seslenişimize destek verecektir. Filistinli çocuklar özgür olana dek durmayacağız. Sesimizle, sözümüzle, eylemlerimizle onlara destek olacağız. Son olarak tüm dünyaya haykırıyorum. Yaşasın Filistinli çocuklar, yaşasın özgür Filistin. Evet, şu anda gördüğünüz basın açıklaması gerçekleştirilmiş oldu. Tabii İmam Hatipli öğrenciler aynı zamanda göz bebeğimiz. Burada Gazze'de yaşanan daha doğrusu soykırıma sessiz kalmadıklarını bu şekilde ifade ettiler. Dilerseniz bir konum daha olacak efendim. Kendisine ben mikrofonu uzatacağım. Onun da açıklaması olacak. Evet. Evet. Bizler Müslüman insanlarız. Bu coğrafya İslam coğrafyası. Ancak söyleyeceklerim İslam ve Müslüman olmanın dışında insanlık ortak paydasında bir şeyler söylemek istiyorum. Bizler birer insan olarak Müslüman olmanın da dışında televizyon izlerken, yerken, içerken, gezerken, rahatça alışverişlerimizi yaparken Filistin'deki kardeşlerimizle empati kurduğumuzda rahat bir hayat süremiyoruz. Ve bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okulumuz, öğrencilerimiz, velilerimiz, meslektaşlarımızla beraberce
Katliamın başladığı günden bugüne kadar rahatsızlık duyduğumuz bu günün artık son bulması için buradayız. Umuyoruz bugün mübarek bir gün cuma. Dualarımız bu yönde. İnsanlık ortak paydasında nelerin olmasını gerekiyorsa bu kadarını istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Tabii açıklamalar devam ediyor. Onu ifade edelim. Beyefendi de kısaca hemen uzatacağız. Evet. Maalesef yaklaşık 2 ay gibi bir süre oldu. Gazze'de soykırım devam ediyor. İsrail tarafından yapılan soykırım. Biz de İmam Hatipler Derneği olarak bugün burada bir uyanışı gerçekleştirmek amacıyla Türkiye'nin 81 ilinde, okullarımızda, ilçelerimizde bu tür basın açıklamalarıyla bir uyanış başlatmak istedik. Öğrencileri bilinçlendirmek istedik. Allah razı olsun, gördüğünüz gibi öğrencilerimiz çok duyarlılar bu konuda, destek veriyorlar eylemlerimize, basın açıklamasıyla olsun, dışarıda farklı yapmış olduğumuz eylemlere de destek veriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii bugün 24 Kasım çok anlamlı bir gün bizim ülkemiz açısından, ama maalesef Gazze'de okullarda okuyan öğrenci olmadığı için bundan bir ay evvel öncesinde Gazze Milli Eğitim Bakanı okulları kapattığını söylemişti. Çok acı bir durum, çok acı bir tablo. İnsanların artık bir durup düşünmesi gerekiyor. Özellikle Batılı, kendini medeni olarak gören Batılı devletlerin bu durum karşısındaki suskunluğunu bir an evvel bozması gerekiyor. İnşallah yakın zamanda, biz hep şuna inanırız, bir sabah gelecek kardan aydınlık. İnşallah yakın bir zamanda o kardan aydınlık günleri göreceğiz diyorum. İnşallah efendim. Evet, biliyorsunuz ki yakın zaman öncesine kadar Gazze bölgesinde yayınlarımız olmuştu. Bizzat o bölgede maalesef İslam'ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da namazların kılınamadığını gördük ve maalesef Müslümanlar orada maalesef mescide girememişlerdi. Ama artık bu sesler yükseldikçe inşallah bu gençler inşallah o Mescid-i Aksa'ya girecekler ve orada namazlarını eda edecekler. Çünkü İmam Hatip liselerinden çıkan bu sesler elbette ki buradan Gazze'den elbette işitiliyordur. Çünkü özellikle İsrail'in Türkiye'yi çok yakından takip ettiğini bir kez daha ifade edelim. İnşallah Rabbimiz bana nasip ettiği gibi bu gençlere de orada namaz kılmayı nasip eder diyelim ve bu minvalde sözü tekrar size bırakalım.